Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Nisan 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, öncelikle konu başlıklarına bir göz atalım. 6 Nisan'da terazi burcunda dolunay meydana gelecek. 20 Nisan'da koç burcunda yeni ay ile birlikte güneş tutulması yaşayacağız. Güneş ve Jüpiter koç burcunda birleşiyor ve Merkür retrosu başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş ayın 20'sine kadar koç burcunda ilerleyecek. Dördüncü ev konuları, ailevi konular, buralarda yenilikleriniz olabilir, belki biraz daha ilgi alanınız daha çok özel yaşamınıza yönlenebilir ay başından itibaren. Ve 6 Nisan'da terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay öncü burçlarımızı etkiliyor. Sizin için de önemli bir dolunay. 10. evinizde olacak, kariyer evinizde olacak. Yaptığınız çalışmaların görülmesi, fark edilmesi, kariyerinizde bir dönüm noktası olabilir. Size bir başarı getirebilir bu dolunay. Bununla birlikte tabii ki aile, ev, yuva ve iş, kariyer, toplumsal alandaki duruşunuz, buralarda bazı çatışmalar yaşamanız mümkün. Terazinin içinde zaten bir denge var. Denge kurmamız gerekiyor. İş hayatındaki beklentilerimiz, kariyerimiz ve ailevi ihtiyaçlarla, aile hayatınızla bunların ikisi arasında bir denge kurmamız gerekiyor. Yer değişimleri, taşınmalar olabilir. Mesleki anlamda iş ve görev tanımınızda bazı dönüşümler olabilir. Terfi de edebilirsiniz. Bir atamada olabilir örneğin. Belki yeni bir işe başlayacaksınız ya da kendi işinizi kuracaksınız. Yaşadığınız mekanların, çalıştığınız ortamların düzenlenmesi, yenilenmesi, dekora edilmesi gibi konular olabilir. Çalıştığınız ortamda üstlerle, amirlerinizle, otorite figürleriyle olan ilişki dinamiklerinde bazı dönüşümler olabilir. Ya da ebeveynlerinizle ilgili konular yine bu dolunay döneminde çok dikkat çekebilir. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız sevgili oğlaklar. Özellikle öncü burçlarda koç, terazi, yengeç, oğlak 16 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunay sizin için çok daha önemli olacak. Dönüştürücü, değiştirici, farkındalık veren bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Dolunay sırasında yönetici gezegen Venüs Boğa burcunda. Boğa burcunda güçlü. 11 Nisan'a kadar Venüs 5. evinizde Boğa burcunda olacak. Bu aslında size keyif veren bir alan. Hem aşk hayatınızda ve romantik hayatınızda çeşitli destekler alabilirsiniz. Bununla birlikte çocuklarla ilgili konular, işte kişisel yaratıcılığınızı değerlendirebileceğiniz olanaklarınız olabilir. Sanatla uğraşan bir oğlaksanız mesela bu dolunay sizi yaptığınız çalışmalarla dikkat çekici hale getirebilir. Sanatsal konularda, estetik, güzellik gibi alanlarda, işlerde dikkat çekebilir, fark edilebilirsiniz. Ve tabii ki işle ilgili bazı ilişkileriniz ya da iş ortamında kurabileceğiniz ilişkiler alanında da yine destekler alabileceğinizi söyleyebilirim. Venüs ayın 11'inden sonra İkizler Burcu'na geçecek. 6. evinize gelecek. Bu günlük hayatınız, çalışma koşullarınız, iş temponuz buralarda bir rahatlama getirebilir. Venüs iyicil bir etki. İyicil bir etki olduğu için konforunuzu arttırır. Hani çok sizi çok yormaz. Yardım alabilirsiniz. Çalışma ortamınızda başkalarından destek alabilirsiniz mesela. 12-13 Nisan'da Güneş Jüpiter kavuşuyor Koç burcunda. Ev yuva alanınız, ailevi konularda burada bir güzel, şanslı bir oluşum var. Yılda bir kez yaşadığımız Güneş Jüpiter kavuşumu fırsatlar getirebilir. Zaten hani ev yuva alanı ay başından bu yana gündeminizde, belki bir yer değişimi, belki bir taşınma konunuz var. İşte evinizi satmak, kiralamak istiyorsunuz örneğin. Bunun gibi alanlarda bazı şanslar elde edebilirsiniz. Ve ailevi alanda evlenmek, yuva kurmak, evin gelişmesi, büyümesi, belki bir çocuk sahibi olmanız, işte aile, ebeveynlerinizin yaşamı, düzeni, sağlığı, bunlarla ilgili alanlarda da yine Jüpiter'in iyileştirici, şanslı, fırsatlar getiren, o farkındalık veren etkisini hissedebilirsiniz. Örneğin daha büyük bir eve taşınmak için mesela, işte belki olanaklarınızı arttırmak ya da size ait olan bazı mülklerin, toprağın, evin yani iyi bir şekilde, karlı bir şekilde satılması, kiralanması gibi bu tarz verimli gelişmelerde söz konusu olabilir. 20 Nisan'da artık Güneş yavaş yavaş Koç'tan ayrılıp Boğa burcuna geçecek, ama bu geçişten hemen önce 29 derece Koç burcunda yeni ay ile birlikte
güneş tutulması yaşayacağız. Bu yılın ilk güneş tutulması. Bu aynı zamanda önümüzdeki 1,5 yıl devam edecek olan Koç terazi aksındaki tutulmaların da başlangıcı. Öncü bir tutulma kuzey yönlü ve Jüpiter'le de birleşiyor. Dolayısıyla bizi ileriye taşıyacak, geliştirecek bir tutulma aslında. Dördüncü evinize yine işaret ediyor. Ev yuva alanlarında yeni kapılar açılabilir. Yeni bir yere taşınmak, aile olmak, yuva kurmak, ev almak, satmak gibi size bir düzen verecek bir tutulma. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz 29 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmanın çok önemli etkileri olabilir. Jüpiter'le birleşiyor. Plüto'yla da güçlü bir açısı var. O yüzden derinden dönüştürücü bir tutulma bu. Yine sabit burçlarda gezegenlerimiz bulunuyorsa eğer, çünkü sabit burçların ilk dereceleri de etki alıyor, 0 ile 3 derece arası, işte boğa, akrep, kova, aslan gibi tutulmanın etkileri artacaktır. Daha köklü bir dönüşüm, işte yaşadığınız çevrenin değişimi, iş ve kariyerinizde dönüşümler, işte aile evinden ayrılmak, kendinize bir düzen kurmak, evlenmek, ayrılmak gibi, yani buralarda daha bir köklü dönüşümleri, bir düzen değişimini özel yaşamınızla ilgili özellikle başlatabilecek önemli güçlü bir tutulma. Etkileri sadece bu ayla sınırlı değil, en az 6 ay hatta 1 yıla yayılan bir tesirden bahsediyoruz sevgili oğlaklar. Tutulmanın hemen ardından Boğa burcunda Merkür gerilemeye başlayacak. 15 Mayıs'a kadar gerileyecek Merkür. Sizin için zor bir açıda değil. 5. evinizde toprak elementinde olduğu için çok zorlamayacak bir Merkür retrosu. Hatta bazı fırsatlar verebilir. İşte nostaljik etkiler getirebilir size. Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınızla, sevdiğiniz kişilerle karşılaşmalar, bir araya gelmeler olabilir. İş temponuz ve yoğunluk nedeniyle vakit bulamadığınız, zaman ayıramadığınız hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Daha önce yaptığınız, yarım bıraktığınız bir şeyleri, mesela spor yapıyordunuz, yarım bıraktınız, tekrar başlayabilirsiniz. İşte resim yapmaya başlayabilirsiniz. Hep istediğiniz, yapmak istediğiniz, ziyaret etmek istediğiniz, sizin için güzel, sevdiğiniz yerler olabilir. Buralara kısa da olsa bazı seyahatler yapabilirsiniz. Bunun gibi nostaljik etkiler getirebilecek bir doluna, bir Merkür retrosu bu. Eksiklerinizi tamamlamak için de fırsatlar verebilir size. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum sevgili oğlaklar.